Selamlar herkese. Yeni bir Kadim Craft bölümüne hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Yeni cicilerim nasıl olmuş? Ellerimde de arı yuvaları. Bence çok şekil olduk, güzel yakıştı bunlar. Şöyle ki elimdeki arı yuvaları nereden elde ettiğimi birçoğunuz biliyor olabilir. Ben de biraz sonra o görüntüleri koyacağım. Bizim bir Enderman XP marketimiz, şubemiz vardı. Orada elmas elde edemesek de mantıklı şeylerle takas yaparak Ali Bey amca ve Emre ile yüz yüze pazarlık yaptık. O görüntüleri daha önceden izlemiş olabilirsiniz ama izlemeyenler için benim gözümden de şöyle. Hüseyin. Emre abi. <laughs> o enderman ne öyle? Abi ben de şimdi <laughs> burada temizliğe geliyordum. Sen ne arıyorsun buralarda? E, açıldıysa alışveriş yapmaya geldim. Ha, daha yeni işte son rütuşu falan yapıyordum abi. O açılmıştır ya. Zaten senin bana sözün var. Ben senin ilk müşterin olacaktım. <laughs> gel buyur abi. Gel, gel 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 Açıldıysa açtık açtık hemen abi. <laughs> dur bakalım. O <Oo>, aşağıda mı? Hı hı. O tamam giriyorum o zaman. Hadi bakalım. Tamam önden buyur Kur abi. Kurdele murdele kesseydik. Hadi bismillah. Hayırlısıyla <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Aha etraf kapkaranlık. Ufaktan Aha, en dur. teması vermeye çalıştım abi. O gayet ya. güzel olmuş böyle. Bir hani sanki de şey geliyor. insan gidince kenara düşecekmiş hissi de veriyor. <laughs> İyi çok güzel olmuş. Harbiden en havası vermişsin yani. <laughs> Uğraştık abi. Biraz güzel oldu. Hemen burada bir kürsümüz bulunmakta abi. Tamam açtım bakalım onu. Ee, yani ölmeye yakın konumda bulunuyorsunuz. Tamam kesin ölürüm ben. Bunda. <laughs> <laughs> güvenli bir ulaşım yoktur pazarlık ile yıllık anlaşma yapılabilir yıllık 64 elmas evet ha. <laughs> pazarlık da var diyor ama şimdi ben yıl 64 vermeden pazarlığını yapabilir miyiz yani şimdi onu anlaşacağız abi sen bir ha, tamamına bak güzel böyle ben aylık maylık uğraşamam Hüseyin bir yıllık sezonluk anlaşalım seninle ama 64, 64 çok ya Şimdi abi senin de arım hmm. marketin var. Arı satıyorsun. Ha. Açıkçası ben böyle bir market kurmadan arı satın almadım senden farkındaysan. Ha, sen o yüzden bir abi anlaşırız sen ne diyordun? <laughs> i̇şte abi o <laughs> <Tamam>. gün bugün. <laughs> tamam, tamam. iyi tamam madem. Anlaşalım. Şimdi abi şöyle bir şey var. Sen bir arı kovanını, yani üç tane arıyı 32 elmasa satıyorsun. Tamam. Ben de yılı Enderman XP farmında 64 elmas şey yapıyorum ya. Tamam. E, anlaşıyoruz ya. Yani. Şöyle e, bir şey tamam. yapsak benim önerim yine sen de önerim söyleyebilirsin. E, bir arı kovanı artı 32 elmas alayım. Bu işi çözelim. He. E, <laughs> tamam. O zaman ben de teklifimi yapıyorum sana. Tamam. E, 6 tane arı. Ve iki tane orijinal ko kovana hiç elmas vermeden e, bir altı. yıllık üye olayım. Altı arı. Aa bu da çok iyiymiş bak. Altı altı, altı, arı. Arı önemli, arı, altı arı önemli değil ama iki tane orijinal kovan vereyim sana. Arı yuvası. Arı yuvası vereceğim. Arı yuvası. Ha. Bak ben Doğukan'a otuz iki elmasa e, baştan arıları sattım. Ondan Hı -hı. sonra 32 elmasa elmasa da bir tane orijinal kovan verdim. Sana iki tane vereceğim. Abi düşünüyorum da mantıklı ya olur. Vallahi. O zaman öyle bir anlaşma yapalım. Sen şimdi tamam. burada sandıklardan birinden ismini bul abi. Ee, buldum tamam. Şimdi sıra ödeme kısmında abi. Ee, ondan sonra tamam. XP farmımızda doya doya XP kazabiliyoruz. Tamam. O zaman ben sana e, çıkıp hemen borcum olan iki tane orijinal kovanı Hatta ben sana şey de vereyim. Şimdi orijinal kovanların içinde şey yok. Ee, arı yok. Aa ya da gel gel şu şeydekileri vereyim. Dükkendekileri vereyim. Ondan sonra ben onları değiştiririm. Gel, Olur abi nasıl iki tane orijinal arı kovanı olması lazım. Onların içinde bal da vardır. şey, Arı da vardır. E, onları verebilirim direkt. Allah. <laughs> ee, ne oldu? Neydi Murat abinin <laughs> dükkanında mob varmış. Onu fark ettim daha <laughs> ben. Vurdu beni. Omz, omzumdan otlanmışsın. <laughs> evet o. Ya bakalım. Balta mı olacaktı ama şey var mı? Ee, i̇peksi dokunuşlu baltan var mı? Hemen şöyle fırlattım sen abi. Tamam. Hop. Bunu aldım. Bunu da aldım. Tamamdır. Al o zaman. Arı Aa. yuvası direkt orijinal olarak içinde arılarıyla birlikte sana iki tane kova. Ama şimdi sen biraz daha karlı oldun abi. Niye? Baltamı da aldın üstüne. Ha, tamam. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Attım tam onu atıyordum şimdi. Yok. Anlaşma neyse anlaşma kurallarını uyuyoruz. Uyuyoruz biz yani. Tamam abi o zaman güle güle kullanman dileğiyle. Allah. İstersen Teşekkür şeye ederim. de gidelim uğrayalım dersen. X bir farm. Uğrayalım da. uğrayalım yani. Ha. ha. Ee, Enderman farmda. Abone olmak için Hüseyin dükkanı. Ne haber Hüseyin? İyi abi sen nasılsın? Şimdi geçen gün geldik dükkanına baktık. Hı hı. Fiyatlar çok uçuk. Bu nedir ya böyle? He. Yani bu böyle olmaz Hüseyinciğim lütfen. Hop geldim. Aha ben de buradayım abi. Hoş Hoppa. geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Şimdi ben buraya geldim gezdim daha önce. Hı hı. Fiyatları biliyorum. Tamam. Gel sen de şöyle bir pazarlık yapalım. Tamam abi. Ne diyorsun? Şimdi. Hmm, şuradan bir bakalım. Hmm. Şimdi bir ayla 6 elmas demişsin. Hı hı. Üç ayla yirmi elmas demişsin. Evet. Yıllık pazarlığa göre demişsin. Yani 64'te başlıyor fiyatlar. Yaptığım araştırmalara göre sen bu farmı yaparken ve bu Ender abi yaparken bol bol yün... O ne ya? Saklandım abi. abi <laughs> <yarabbim>. Bol bol <laughs> yün kullanmışsın Hüseyin'ciğim. Evet abi. Bunun için de yün dükkanında bayağı bir harcama yapmışsın. Gel. Gel. Tamı tamına 11 stek yün almışsın. 11 stek doğrudur abi. Doğrudur. Bu da tamı tamına 1, 2, 3, 220 tane altın yapıyor. 220 altın. Hı -hı. Ben sana 220 altını vereyim. Tamam mı? Hı -hı. Sen bana bir yıllık üyelik ver. Ha. Başka bir teklifim daha var. Tabi. Ben sana bu 226'ını geri vereyim. Sen bana 3 aylık üyelik ver ama farmın oraya bir tabela isterim. He, nasıl bir tabela? Bu farm Bu farm Ali Bey amca ümleriyle yapılmıştır diye. Hmm, tabi, sponsorluk tabi. kart. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi, he. Kabul etmezsem ikisini abi. <laughs> i̇kisini de kabul etmeyebilirsin. Sıkıntı yok. Ben şimdi bol bol TNT craft ettim. <laughs> Bakalım ne kadar yükseğe fırlıyor, fırlamıyor. Deneyeceğiz. Şimdi abi ben seni kırmayayım. Ve ee... ne yapalım? İlk... Şimdi sen altını kaça satıyorsun Hüseyin? Bak öyle düşün. Hmm. O zaman şöyle bir öneriyim abi. Ben de teklifimi yapayım. Ee, bu ilk teklifinin yarısını alayım. Diğer yarısını da e, ne kadar yapalım? 32 elmas falan yine. O, 32 elmas ney ney? Bak şimdi <laughs> o zaman gel tamam dur gel gel gel. Şimdi 3'e için konuşuyoruz gene. <laughs> tamam 3 ay için. Sana 3 stek altın 9 elmas. Bak ayırdım sandıkta. 9 elmas 3 ay için. Hadi abi seni kırmayalım o zaman. Ya bak ticaret yapıyoruz, ticaret adamıyız burada. Ben teklifini kabul ediyorum bu şekilde. 3 aylık bir anlaşmamız olsun. 3 sek altın külçesi, 9 de elmas. Hadi tamam. gel o zaman kitabımızı imzalayalım. Sözleşmemizi yapalım da. abi. Aynen. Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün Emre abi izinliymiş. Onun için video çekiyoruz. <laughs> aynen aynen bu kadar böyle özellikle Ali gündüzleri oynuyor. Ben geceleri oynuyorum. Ali denk gelmemiz zor oluyor. Böyle kısmet oldu hepimize. Aynen öyle iyi oldu abiler. Aynen. Ne yaptınız siz? Şey, şey, şey e, al, dükkandan bir alışveriş yaptık. E, farm pazarlığı mı şey mi? Aynen. Yani? Farm pazarlığı yaptık. Şöyle bir şey yaptık abi. Ali, Ali Bey, Bey amca dedi ki e, evet. şey biz anlaşmamızı yapalım. Hı -hı. E, Emre abi sana şey verecek dedi. İki tane daha kovan verecek dedi. Ben de tamam abi olur dedim. Öyle. Şey şey. Şimdi sıra <laughs> seni yakalamışken hemen dedim abi şey yapalım. Tamam ya fark etmez. Hani <laughs> öyle de tamam yaparız herhalde zaman. Aman aman. Abi. Kefil oluyor <laughs> görüyorsun değil mi? Abi, abi? abi gelin hayal uzun ettim. zamandır bir balkon sefası yapalım ya muhabbet edelim. İyi hadi gel yapalım bakalım. Buyurun buyurun abi ayakkabıları çıkartıyoruz tabii önceden. Buyurun buyurun buyurun. Patiklerimiz duruyor mu? Tabii tabii. Oo duruyor. Mis. Hop oh, atik. Haydi. Bak buldum. Tamam. Hop ben de değiştirdim. Evet. Bu arada gelin şeyden konuşalım abi. Hop. Ali'nize hoş Hop. geldin. Hoş bulduk abi. Aynı ee, durum mu var? Balkon sefası Yo, yapıyorduk abi balkon, biz Balkon muhabbet ediyoruz. <gülüyor> Ayda, <gülüyor> da, Ulan ben de serverla ilgili bir şeyim oldu diyorum ya. ya, ya. Aynen. Şu an sıkıntı yok <laughs> <be. gülüyor> Ay, ay Vallahi kusura bakma ya. Çok güzel duruyordum. <laughs> Vurmazsam olmazdı. <laughs> Ama küstü, küstü gel gel bak gel ne vereceğim gel. <laughs> Çekin abi ben gelmem. Dur bir saniye Ali de atsın. Aynen. Burnumdan tutmuşsunuz 1 2 3. Aha. Abi, 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 çok <laughs> bu nedir ya? <laughs> Resmen bozuk mas ya. Tek kullanım. Daha dükkandan gitmeden kırıldı bu kadar olmaz yani. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Benim markette site alt şey iki elmas yani bir buçuk aylık falan fiyata ha, denk geliyor. O, evet, bayağı ucuz ucuz teklif vermiş ama sen abi, abi, böyle önce ticaret böyle <laughs> açacaksın alttan açacaksın. Sonra neyse bir dokuz elmas da yanına ek yaptık anlaştık. Öyle kadar kandı <laughs> Şimdi videoda olunca laf da söyleyemedi. <gülüyor> 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 Yoksa dışta olsa o. <laughs> Yok abi canını sağ olsun ya. Rockley olsun da. Ya olay şey ya. Dediğim gibi. Roleplay olsun. Hareket olsun. Ben bu seti çok sevdim. Çıkartasım yok ama. Çıkartacağım üzerindeki büyüler. Çok kötü. Hatta bir tanesi büyüsüz dandik bir set. İskelet Farm'ını oradan almıştım. Bu bölümdeki planımız. Base'imize başlamak. Burası bizim mini base'imiz. Esas base'imiz değil. Yani her zaman burada takılmayacağız. Ha takılacağız ama nasıl? Ee, bizim konumuz, konseptimiz ne? Yavaştan yapı yaparak bir takım şeyleri belirleyerek ana temamızı, ana base'imizi inşa etmeye başlayacağız. Aslında burası bir nevi ana base'imize denebilir. Aslında denmez de. Burası da bizim base'imizin içine giriyor ama burası daha çok sığınak. Her neyse base'imin üzerinden şu denli uçuş yapıyorum. Süzüleyim dedim biraz. Konumuz ne? Nasıl bir base kuracağız? Onları size anlatayım. Hay Allah! Her neyse şimdi base'imizin temasına geçelim. İlk önce hemen arkamda bulunan mini base'imiz bizim... Aha Yok oldum. Yok oldum. Aha geldim geri. Nasıl oldu o ya? <laughs> Her neyse. Base'imizin teması. Ne diyordum en son? Heh. E, şimdi burası bir sığınak. Ve bizim dünyamız yok olmuş. Artık insanlık dünya yok mu etti diyelim. Ne diyelim bilmiyorum. E, doğal afetler artmış. İşte volkanik olaylar çok yaygın hale gelmiş ağaçlar ölmüş, atmosfer neredeyse bitmiş dereceye kadar bir dünya düşünün. Bu dünya bizim bezimiz olacak. Ve kendime bir gezegen yapacağım. Hatta bir tane değil, birden fazla. İşte o gezegenler bizim ana bezimiz olacak. Ha bez yapacaksın madem niye burayı yaptın diyecek olursanız. Burası belirttiğim gibi sığınak. Şimdi bitmiş bir dünya için bütün ağaçları keseceğim. Zemindeki şu çimen görüntüleri falan gidecek. Çorak toprak falan olacak. Bazı yerde o kadar deprem olmuş ki taşlar artık yer kabuğu şeye çıkmış gibi... Yer züne çıkmış, fırlamış gibi taşlaşmış gibi bir görüntü yapmak istiyorum. Ve sahil kıyısında işte yine volkanik dağ yapacağım bu arada. O volkanik dağda birazı sahile akar taşlaşmış falan olur. Buraları falan hep yapmak istiyorum. Aslında şurası onun için çok müsait. Gezegenimize ise bir isim verdim ben. Seriye başlamadan önce bu planı kurdum. Yasin abiye, bütün dostlarımıza neredeyse e, seriye başlamadan önce nasıl bir şey yapacağımı ben söylemiştim. Helal Emre abi çok konuşuyoruz onunla böyle şeyleri. O da çok fikir veriyor sağ olsun. Ana beyzimiz. Yapacağım gezegen ise hayat dolu olup havada olacak. Bu gezegenin toplamda 6 yüzeyi var ve her yüzeyde farklı bir biyom düşünüyorum. İşte e, orman, e, tropik orman falan yine çöl veya karlı bölge. Bunun gibi yaptıkça zaten daha iyi anlayacaksınız. Bu gezegene verdiğim isim ise Toria. Aslında Moria'dan geliyor. Yine kadim dünyadan gelen bir isimden türettim. Toria diye bir isim verdim. Gerçekten çok çok yakıştı. Güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha fazla detay vermeyelim artık yavaştan. Bu bezi inşa etmeye başlayalım. Bu bölümde sizi birisiyle tanıştıracağım. O birisi benim ama çok merak ettiğiniz bir olaya da açıklık getirecek şekilde benim. Sanırım mantıklı bir cümle olmasın <laughs> neyse. Ee, başka bir şey gelmedi aklıma Önceden çimenlenmiş bir toprağın üzerine su akıtıyorduk Ve o su çimen e, görünümünü Yok ediyordu normal bir toprağa dönüşmesini Sağlıyordu çimenli toprağın Şimdi ise onu şöyle sağlayacağız Nerede biraz grasa diyeyim ee, Burada <laughs> Şunu yüzünden farklı şey yapıyorum Bunun üzerine herhangi bir blok koyduğunuzda Ben çoğunlukla Bunu yapmak istiyorum çünkü hızlı da kırılıyor Şöyle zamanla Toprak görünümüne dönüşüyor Çimen olmayacak, çimen yok, ağaç yok, yeşillik yok. Bu dünya bitecek. Bakın gördünüz mü? Böyle zamanla toprağa dönüştü. Şimdi beyzimdeki her yere bu şekilde yapmak istiyorum ama bana ee, nedir taşı lazım? Hızlı kırılabilen blok nedir taşı? Herhangi bir yerde yok. O yüzden ben bir yer kazayım ama nereye kazayım? Sağ sola baktım ama maalesef e, açılacak bir tünel falan bulamadım. Burada iki şalkır, 3 şalkır nedir taşı toplasam yeterli olur. Peki kuracağım bu base ve ana tema hakkında ne düşünüyorsunuz? 3 çalkır nerede taşı toplayayım. Sonra base'imizle görüşürüz. Nedir taşlarımız hazır. Normalde sizi evde karşılamam gerekiyordu ama kazdığım yeri göstermek istedim. Epey açtım. Burada kuvars, magma bloğu falan bunlar var. İhtiyacı olan alabilir. Toplamda 3 çalkır ve kazmalarımın bir tanesi artık iptal. Hiç canı kalmadı tamire uğramam gerekiyor. Enderman XP farm'a. Bunlar sanırım Allah yeterli olur galiba. Başlıyoruz. İlk el atacağım nokta ise hemen arkamdaki tepelik ufak dağlık bir nokta olacak. Burada önce bütün ağaçları kesmem gerekiyor. Bütün bataklığa kadar. Şuradaki adayı ve bunu sanırım ben kendim kullanacağım. Şurayı da alabilirim bilmiyorum. Bunları da bezime dahil ederim. Geri kalanı <laughs> benim olmasın. Sınırlarım neresi? Şu akarsu. Önceden şöyle bir şey düşündüm. Bu akarsu acaba lav falan mı olsun ama bununla bahsetmek çok zor. Olmaz arkadaşlar. Ee, dünya yüklenirse bezimin çevresi zaten neredeyse tamamen akarsudan oluşuyor. Sınırlar böyle bakın buradan devam ediyor. Diğer taraf ladin olan yer ee, şeyin hmm, Gandalf dayının böyle bütün bez benim. Şurada benim. <laughs> Her yer benim. <laughs> Buraları kullanacağız. Şimdi önce Ağaçları kesmekten bahsetmiştik. Bir noktaya konmak istiyorum. Benim temel noktam şöyle düz bir yer olsun. Açıklık. Buraya sandık falan da getireceğim. Onları da atacağım. Ama aynı izahda olun. Öyle olmaz. Şöyle. Bunlar burada kalsınlar. Benim en çok korktuğum şey e, bezimle bütün toprakları e, şey yaptıktan sonra aslında çimen toprakları desem daha iyi. Çimen toprakları kaybettikten sonra birinin gelip e, troll da olsa çimen koyması gerçekten üzer beni. Kimsenin yapacağını da sanmıyorum da. <laughs> Yine de buradan söyleyeyim dostlarımıza. Arkadaşlar dostlarımız abilerimiz. Kimse de yapmaz bu arada. Belirtmesem de yapılmazdı. Ee, ayrıca bir şey daha korkutuyor beni. Enderman. Enderman biliyorsunuz ki yerden grass bloğu alabiliyor ve onu tekrar zemine koyabiliyor. Eğer Enderman da gelip zemine grass bloğu koyup bezimde etrafa yayılmasını sağlarsa yani onlar için kıyamet kopar, <laughs> Ne bileyim. Çok büyük bir emek isteyen olay olacak. Çoğunlukla da zaten bezim aktif olmadıkça o yayılmayacaktır. Yayılmaya başlar. Çok küçük bir alan olur o. Ee, ben onu fark edersem hemen kapatırım zaten ama e, AFK kalır. Mesela bazen bir gece AFK bırakıyorum. O gece de bütün bezime e, çiment kaplamış olabilir. O korkutuyor işte beni. Ona dikkat etmem gerekiyor. Öyle bayağı bir e, şey kestik huş odunu bunları da materyal anlamında falan kullanırız. Böyle böyle biraz hızlanalım. En azından şu tepeliğin ağaçlarını keseyim hemen. Şu mu kaldı? Son ağacımı sanırım değil mi? Başka ağaç kalmadı. İndireyim artık şunu. Kestiğim ağaçların toplam miktarı bu kadar. Çok fazla. Uçalım. Sağda sola çok şey kaldı. Fidan Oo tertemiz olmuş bunlar Otlar falan meydana çıkmışlar. Elimden geldiğince malzemeleri toplamaya çalıştım. Gerisi artık kalsın silinsinler. İlk önce yapacağımız şey bütün çimen görünümü iptal etmek olacak. de toprak görünümü diyelim hadi. Çimen bu oluyor da. Nereden başlayalım bilmiyorum. Şöyle e, ilk başta göstermiştim ya size. Toprak e, çimen toprak toprağa dönüşüyor diye. Ben böyle bunları kaplayacağım. Bunlar dönüştükten sonra bir e, en son falan kırarım herhalde bilmiyorum ama geleceğim, kıracağım. Öyle bir işlem yapacağız. Böyle böyle devam edelim. İlk önce sınırlar falan olsun, çalışması kalsın yanında. Bu işlemlerde çok konuşulmaz ne anlatılır bilmiyorum. Yapı yapıyoruz işte. Blok koydum, blok şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demektense böyle yapmak daha mantıklı geliyor bana. Hep de ondan kaçınmaya çalıştım. Yani yapıyorum ama bilmiyorum yapı yaparken bunu sevmiyorum ben hoşlanmıyorum. Devam edelim. Ne, ne diyebilirim işte o var. Böyle şeyler de ne denebilir? Devam edeyim bakalım. Ayrıca yine konuşmak için aklıma yapacağım şeyler geldi. Bunlar da spoiler olacak ama yani şimdiden söylemekte fayda var. E, yapacağımız Tore gezegeni üzerinde yüzeyler olacak ya işte çöl e, ne bileyim tropik falan demiştim ya hani. Oralara mesela mini mansion yani malikane işte yine mini yağmacı kulesi, mini gardiyan tapınağı falan bunun gibi bölgeler yapmak istiyorum. Yüzeyin bir tarafını da ant yapsam güzel olur diyordum ama ant için ee, ne bileyim biraz sıkıntılı arka tarafı siyah göstermek lazım. Yani çok heyecanlıyım aslında. Yapılara da başlamak iyi oldu. Evet aklımdakiler bitti. Ben biraz daha devam edeyim. <laughs> Tam bir şalkır, nedir taşı? Döşemek üzereyim. Evet, bitti. Baktığımda, a yağmacılar gelmiş. Bu kadar alan bir şalkır tuttu. Yani bu base için 10-20 şalkır falan nedir taşı lazım olacak. O zaman artık hız zamanın zamanı. Ama önce sizi biriyle tanıştıracağım demiştim ya. Gelin onunla tanışalım. Merkeze birini karşılamaya gidiyorum. İlk defa servera girecek. İlk defa Kadim Graf'ta böyle bir şey yapmış olacağım. <laughs> Dünya yüklersen bakalım orada görüşürüz. Onu karşılayabileceğim bir açı bekliyorum. Dayının evin içinde de spawn olabilir. Şöyle biz buralara bakalım. Ya şu tepede olacak ya burada. Şöyle. Hazır mıyız? Ve... <laughs> Loser kamera oyunda. Evet. Bu benim kameraman. Hani hep söylediniz ya uzak çekimi falan nasıl yapıyorsun diye. Böyle ikinci bir hesapta. Kendisi survival modda. Benim kameramanım belirttiğim gibi. Büyük işlerde bana oldukça yardımcı oluyor. Normal ee, nether'dan falan götürecektim ama aklıma şey geldi. İkisini de ben kontrol ediyorum. Başkası kontrol ediyormuş gibi düşündüm anında. E, şunu vereyim. Sana biraz da fişek vereyim ben. E, evet. <laughs> Şimdi böyle uça uça onu bezle götüreceğim. Hatta şöyle çekeyim dur. Buradan siz izleyin. Ben de şöyle kanadı giydim. Hadi görüşürüz. <laughs> Hop. Doğrudan oradan base'e. Kara göründü, şöyle dönelim. Hop, yavaşça. Uzak çekimleri nasıl yaptığım uzun zamandır soruluyordu. Burada yanıt verdiğime göre artık eee base çalışmasına devam edebilirim. Benim için saatler, sizin için saniyeler geçecek bir çalışmaya başlayalım. Beydimiz artık <laughs> nedirin bir parçası oldu. Sağ olsun dostlarımız, abilerimiz geldiler ve yardım ettiler. İşin çoğunluğunu hep birlikte yaptık. Yetişmeseler belki daha uzun sürerdi. Bütün alandaki ağaçları kesikleyemeyeceğim. Yaktık onları. Bir yerden sonra artık Uğraşamıyor insan çok büyük bir alan. Ama blokları döşedik. Nedir de büyük bir alan yok ettik yine. O aldıklarımız var ya, o onlar hiçbir şey yani üç çalkır. Gerçekten hiçbir şey. Buraya bayağı bir gitti. Yanılmıyorsam 12 şalkır falan da toplamış olmanız lazım. Tek kalan bir nokta var. Ortadaki hayvanlar ve kaktüs var mı? Şimdi onu halledeceğim. Sonradan inceden de ayrıntıları girmeye başlayacağız. Hemen kırmaya başlamayacağım. Hele hele arka taraf kalsın biraz. Çünkü burayı yeni yaptık. Hala şeyler var. E, dönüşmeyen yerler var. Sınırımız. Dayı ile da tam sınırımızı ayarladım. Şimdi şeyi anlatacağım size. Bu arada şuradaki adaları da yaptık. Bu adalar da çok taze. Hala çimen olması lazım sağa solu. Emre abi sağ olsun çok güzel bir öneride bulundu. Buradaki yaşam niye bitmiş? Ne olmuş da burada insanlık yok olmuş gibisinden e, mantık yürüttü ve buraya bir meteor çarpmış. O meteor çarpmasıyla da insanlık yok olmuş. İşte yaşam bitmiş gibi bir mantık e, yürüttü, söyledi. Ben de çok olumlu baktım. Çok güzel bir şey. E, onu da yapacağız. Buradaki yaşamı dünyaya çarpan o meteor bitirmiş olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle de merkeze bir yere yaparım o şeyi, meteoru. Bakarız. <laughs> Burayı biraz kırdım. Nasıl görünüyor diye baktım. Böyle. Bunlar tabi iri taneli toprakla falan birleşecekler. Biraz da pozol olacak. Yapacağız bir şeyler. Hayvanlarımın hepsini doğrudan bir nokta belirledim. Oraya sığdırmaya çalışacağım. Ayırmıyorum daha sonradan. Ayırma işlemini yaparız. Böyle çıkarız buradan. Onlar çıkamaz ama. Base'imdeki son çim kalan noktaları da tamamladım. Çevre apaçık. Her şey net. Kocaman bir alan. Benim <laughs> yani hiç böyle bir base'im olduğunu bu zamana kadar anlayamadım. Hep küçücük bir alanda sıkışıp kaldık ama çevre açılınca bir rahatlama geldi yani. Base'imin evrimleşmesini ben haritalara kaydediyorum. Mesela bunu kaydettim ve kitledim. Artık burada yapılan işlemleri güncellemeyecek. Base'imin ilk hali böyleydi. Ben geldiğimde bu şekildeydi. Daha sığınağı yapmadan önce gördüğünüz gibi. Hayvanlar falan her zaman vardı ama artık yok. Bak şurada küçük sandıklarımız var. Onlar falan vardı ilk başta yeni olarak. Sonra bu hale büründü. Bu hali de hemen şey yapmak istiyorum. Nedraklar kayıtlı kalsın. işlem olarak. Şimdi bunun boyutlarında bakalım. of Renge bak. Bir harita açacağım. Hemen şundan çıktıktan sonra bir tane daha basacağım ön tarafta. İnanılmaz bakayım. Yani <laughs> çok acayip duruyor. Bu diğerinde bir şey yok ama şeye koyalım bir. Şuna. Bakalım burası neresi? Burası şurası. Bu da burası. Şu arka taraflara eşya çerçevesi koydum mu? F3B koymuşum. Böyle böyle bu 4 4 alanı yine güncel hali haritalayıp kilitleyeceğim. Şöyle bir gerçek var ki topraktan çok daha güzel duruyor haritada. Ne de taşı. Ama böyle baktığımızda kötü. <laughs> yani o yüzden kıracağız. Keşke kırmasaydın diyenler olacak. Şu anda çalışmak istediğim bölgeler bu kısımlar. Şu ee, kumların hepsini taşa çevireceğim. Taşlaşmış bir görünüm olmasını istiyorum. İlk başlayacağımız taraf bu taraf olsun. Gerekli taşları envanterime aldım şalkından. Öyle hemen şey olmasın taktiğe yükselmesin. Aynı doğallığı vermek istiyorum. Kumlar gitsin yerlerine taş gelsin. Açıkçası nasıl duracak onun hakkında hiçbir fikrim yok. Kötü durabilir ama öyle bir şey yapmamız gerekiyor. Taş olarak yine gri tonlamalarda ee, neydi? Mercan blokları var. Aa elimizdeki servet değil mi? Dikkat edelim. O mercan bloklarını falan kullanmak istiyorum yine. Daha ölü ağaçlar falan yapacağız. O ağaçlarda mercan blokları düşünüyorum. Çok yanlış koymaya başladım. Böyle böyle biraz devam ettireyim. Bakalım ne oluyor. Açıkçası sandığım kadar kötü gitmiyor. Taşlar yakıştı. Uzaktan bir bakalım. tamam bitmedi ama. Böyle böyle daha islenmesi falan olacak. Aynen. Yani bu kadar iyi görünceli sanmıyordum. Çakıl falan da atacağım arayellere. O da güzel gri tonlamalarda. Güzel durur. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten inanılmaz durdu. Aralara çok nadir kırık taş. Ee, ve yaygın olarak yine adet attım. İnanılmaz iyi duruyor. Açıkçası ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Böyle böyle kum olan her yerin taşlaşmış olduğunu düşünün. Ee, bir burada vardı. Burası bitti gibi. Basamak falan attım aralara. Gerçekten iyi duruyor. Şöyle karşıya geçelim. Burası şuralar falan var. Bu ada da aynı şekilde toprağa falan dönebilir. Oraya emin değilim. Kıyılar tamamen kum yerine taş görünecekler. Böyle bir şey olabilir. <laughs> evet. O bak buradan görünce de çok iyi. Bu arada kırmızıyla gri çok iyi gitti. O yüzden ee, güzel şey görünüyor. Hoş görünüyor. Toprakla nasıl durur hiçbir fikrim yok ama toprağı da istersek biraz daha koyulaştırırsak falan daha iyi durabilir. Nadiren de yine sağ sola taşmış gibi taş parçasıymış gibi ee, düğme atıyorum. Bu düğme bir nevi de olsa güzel gösterebilir. Daha bir gerçekçilik payı olur. Kıyı kesimlere de çoğunlukla yine basamak ve adet atacağım ama merdiven de kullanmak istiyorum. Şöyle tam sudan yükseliyormuş gibi. Ama kesim noktaları olsun. Tam bunun gibi yerlere mesela. Buralara da basamak atarım. Daha iyi durur. Burada da kesim var. Basamak. Ee, buraya basamak atalım. Şu kısma bundan atalım. Burada yine basamak. Böyle böyle şuraya da atsam. Güzel. Güzel. Çok güzel göründü. Hatta buraya da bunu atıyorum. Aynen. Kıyı kesimle işimiz bitti. Daha sonra belki fazlasıyla detaylandırabilirim. Şimdi bir nokta belirleyeceğim. Hatta belirlemeden önce. Yine bir gece oluyor. Şimdi çok fazla gece oluyor. Ee, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada şeyler kalsın. Devam edeceğim. Şu topraklardan örnek vereyim mesela. Hemen pozolu alıyorum. Pozol muydu bu? Pardon. taneli toprak. Bunlardan yoğun bir şekilde atacağım. Çok fazla görünecekler. Bu bölümdeki e, süremizi, yapacaklarımızı artık doldurduk. Diğerleri gelecek bölümde olacak. Güzel bir başlangıçtı e, en azından. Base çalışmalarımı, base planlarımı öğrendiniz. Umarım ben ve keyif almışsınızdır diyelim ve gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.